Talak bu ruhsat verilgen Allah tomonidan. Bu ham dinimizning mukammalligi. Ya'ni dinda Alloh taolo mana shu dinimizni eng mukammal din qilib yubordi. O'zini insonlarni yaratganini, tabiatini Allohdan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi. Boshqa dinlarda ajrash yo'q. Er xotin umrbod har qanaqa holatda ham ajrashga ruxsat bermaydi ularda dini. Nima qiladi ular? Ajralmaydi-da. Er xotinlik bir-biri bilan hamma muomalasi nihoyasiga yetib qolgan, yashab bo'lmaydi. Ikkalalari alohida bo'lib o'ynash bilan yashab yuradi. Mana bu narsa bor. Ammo dinimiz taloqqa ruxsat bergan. Ruxsat bergan. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam abghadul halali ilallohi at-taloq deganlar. Mana imom Abu Dovud rivoyat qilgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan ushbu hadisda rasulimiz alayhisolatu vasallam Alloh o'zi ruxsat bergan, o'zi halol degan narsalarning ichida Alloh o'zi xushlamaydigani mana shu taloq degan. O'zi ruxsat bergan Alloh. Lekin Alloh xushlamaydi. Lekin ruxsat bermasa unda iloji yo'q. Hayot ekan bu, inson shunga majbur bo'lib qolar ekan, taloq qilishlikka ham to'g'ri kelib qolar ekan, lekin mana shu taloqni bermasdan iloji yo'q. Endi taloq bu ijozat nima uchun erkakka berildi? Mana taloqni hukmini erkak kishiga berib qo'ydi. Ayolga bermadi. Oilani barpo qilishlikdagi birinchi ixtiyor ayolda. Agar nikoh qilayotganda ayol bag'ishlamadim, rozi emasman desa nikoh bog'lanmaydi. Erkak qabul qildim degani o'tmaydi. Lekin ayol bag'ishlash kerak, rozi bo'lish kerak turmush qurishga, keyin nikoh bog'lanadi. Ana endi nikoh bog'langandan keyin endi bu nikohni buzish ixtiyori erkakka berildi. Erkak kishigina oilasini nikohini taloqini buza oladi. Boshqasi buza olmaydi. Nega bunday qildi? Oila boshlig'i bo'lganligi uchun, oilasini ta'minlayliganligi uchun deb aytishimiz mumkin. Bu ham bitta ko'rinish. Chunki Alloh Qur'oni Karimda sa'iza billa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, erkaklar oila boshlig'i deb marhamat qildi. Lekin asosiy erkaklarga taloqni hukmini berishligi erkak erkak bo'lganligi uchun. Sabrli bo'ladi, fikrli bo'ladi, shoshilmaydi. O'zini ushlaydi. Hadi bu taloqni ishlatib oilani buzib yubormaydi degan ma'noda erkakka berdi. Agar ayol kishiga taloq berganda, ruxsatini berganda ayol tabiatidan kelib bir kunda 10 marta taloq qilardi. So'kib qo'ysa ham taloq qilaverardi, jahli chiqsa ham taloq qilaverardi, chunki ayol u besabr. Lekin erkak sabrli. Ammo lekin mana shu erkak sabrli degan narsani bugun unutib qo'yib, ayollar kabi taloq qilayotganlar yo'q emas. Taloqni o'yinchoq qilibdi. Esdan chiqarmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom 3ta narsa bor dedilar. Jidduhunna jiddun va hazluhunna jiddun dedilar. 3ta narsa bor. O'sha 3ta narsani jiddiyligi ham jiddiy, hazli ham jiddiy dedi. Buni birin ichida taloq deb aytdilar. Taloq bor, o'sha itoq savdo bor. Taloqni hazli ham chinga o'tadi azizlar. Nikohniki ham shunday. Hazili yo'q bunda. Men hazillashdim deya olmaydi. Taloqni ham shunday, men hazillashdim demaydi. Endi qarang, hozir mana har kuni bizga idoraga bo'lmaganda 3ta oila bilan murojaat qilib keladi. O'sha taloq qilgan odamni besabrligi o'sha diniy idoramizda bilinadi. Keladi, endi mana men 121 ta masjidda faoliyatini nazorat qiluvchi bosh imom sifatida har kuni ertamandan kechgacha xonamda o'tira olmayman. Hali u masjidni borib ko'rishim kerak, hali bu tadbirga borishim kerak. Ba'zan vakillik idorasiga kech qolib kelishim bo'lib qoladi. Sabr qilmayapti boshlaydi to'polonni. Qani, kelmaydimi, o'tirmaydimi? Men kelsam menga ham baqirishni boshlaydi. Ey, qayerda yuribsiz, o'tirmaysizmi xonangizda? Ey, xotinning taloq qilgan, u men taloq qilgan deb urishadi. Ma'ob, aka, sabr qiling. Hozir kiramiz, gaplashamiz. Endi bitta bahonasi bor. Ey domla dedi, men jahlim chiqib ketdi. Jahlni ustida qovordim, qalbimdan qilmadim. G'azablanib ketdim. Achchig'im kelib ketdi. U haligi hozir tarjima kitoblarida o'qib olganda, fiqhni tarjima kitoblari chiqib ketdi. Shu tarjimada bir narsani yozib qo'yganda, g'azab, shiddatli g'azab mahalda aytilgan taloq taloq emas degan narsani o'qib qo'ygan. Lekin uni sharhini o'qimagan.
O gazap kanaka gazap. Cinni bo'lib qolishlik darajasidagi gazap. Osmon bilan yerni ajrata olmaydigan darajadagi gazap. Lekin aslida gazap bilan aytilgan taloq tushmaydi desa ayting. Qachon xursandchilikda odam taloq qiladi? Qiziqni endi, yo'q, jahlim chiqib ketdi, jahlim chiqib ketdi, g'azabim bo'lib ketdi. Shuning uchun taloq o'tmaydi deb ayta olmaydiki, xursandchilikda bo'lmaydi taloq, shu g'azabda, jahlda bo'ladi. Gaplashib o'tirib, eri xotin juda xursand bo'lib ketib, "Men endi sen taloq qo'yardim" demaydi hech qachon. Shu har ikki tomon ham g'azab otiga minadi, ana bundan keyin aytiladi. Endi o'shunaqa deb bahona qilishni boshlaydi yigitlarimiz kelib aytadi, "Men g'azablanib ketdim, domla. Jahlim chiqib ketdi, o'zimni tuta olmay qoldim." Va hokazo. Endi bir xilgilari yana ikkinchi bahonani aytadi. Domla dedi, "Men dedi ichib oluvdim" dedi. "Masadim" dedi. "Nima qilay, mukofot beraymi?" "Rahmat, yaxshi ham ichib olgan ekansiz akajon" deyish kerak. Qiziqdi. "Men aytaman, ichib olganingiz uchun shariatda alohida jazo bor, sizni darrov urish kerak. U alohida bitta masala. Lekin sizni ichib olganingiz taloqni oldini olish degani emas. Ichib oluvdim deb bahona qiladi. Yoki uni qiluvdim deb bahona qiladi. Aslida taloqqa bahona yo'q. Taloq ruxsat berilgan. O'shi qiyin bo'lganligi uchun agar buni erkak kishi o'ylasa, taloqdi. Taloq nima degani? Sani taloq degani o'zbekchasiga agar lug'aviy tarjima qilsa, yechish. Tugunni yechishda aytadi arabchasiga. Bog'lashdi aqd deydi. Aqd. Mana nikohni bog'lanish uchun aqdun nikoh, nikohni bog'lash. Taloq o'sha nikoh tugunini yechib yuborish. "Men sen bilan eri-xotinlik tugunini yechib yubordim, xohlaganing bilan yashavur" deganida o'zini oilasiga, farzandlarining onasiga bu gapni aytyapti. Taloqni shu darajada o'yin qivorishdiki, buni hech iloji yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlarida mana bir hadisni keltirsam aytadilarki, "Ukhbira Rasulullah sallallahu alayhi va sallam an rajulin tallaqa imra'atuhu thalatha tatliqat jami'a." Payg'ambarimiz alayhisolam davrlarida bir kishi ayolini birdaniga 3 taloq qildi. Bu juda noyob narsa ekan demoqchimanda, endi bizda hozir u odatiy bo'lib ketdi, Alloh bizni kechirsin. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida bu birdaniga 3 taloq aytishlik kam bo'lgan. Shunday qilib Rasulullohning oldilariga keldi. "Mana bu odam birdaniga xotinini 3 taloq deb yuboribdi" dedi. Faqoma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azbana. Rasululloh g'azablanib o'rinlaridan turib ketdilar. Hali gapni eshitib. G'azablanib o'rnidan turib ketdilar-da ularga qarab, "Ayyul'abu bi kitabillahi ta'ala wa ana bayna adharikum." Allohning kitobini o'yin qilasizlarmi? Men hali sizlarni ichinglarda turibman dedilar. O'yinchoqmi senlarga taloq? Men sizlarni ichingda turib deb xafa bo'lib shunaqa dedilar. Hatto qoma rajulun. Hatto bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning holatini ko'rib o'rinlaridan turdi-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab, "Ala aqtul, o'ldiraymi shuni?" dedilar. Shu darajada bo'ldi. "Aqtuluhu, o'ldiraymi yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam?" dedi. Rasululloh gapirmay kirib ketdilar. Mana shu birgina 3 taloqni birdaniga aytib qo'yishlik. Rasulimiz alayhisalom aytayaptilarki, "O'yin qilasizlarmi?" deyaptilar. Endi mana kattalar o'tiribdi bu yerda, yoshi ulug'lar, umringlar uzoq bo'lsin, Alloh barakot bersin. Avvallari bitta mahallada bitta shunaqa 3 taloq bo'lib qolsa, butun mahalla eshitgan. Hatto vahima bo'lgan. Qo'rqilgan, ey dedi, palonchining uyida Alloh saqlasin, mana shunaqa bo'lib qopti degan. Hatto bu lavzni tilga olmagan, yomon gap aytib qo'yibdi deyib yurgan. Oldimizga kelyapti. Shunaqa bir san'at bilan taloq qiladi, badbax, na kitobdan javob topasiz, na boshqadan. Bir tas kelyapti. Xotinini taloq qildi. Men aytdim, "Nech taloq qildingiz?" desam, jahlning ustida mana shu cho'lni ko'rsatib, "Shu cho'lda qancha qum bo'lsa, ashuncha taloqsan" dedim. "Borib sanab keling endi. Nima bo'ladi?" dedi. Bittasi daraxtni ko'rsatib, "Qancha barg bo'lsa, shuncha" debdi. Og'ziga kelgan taloqni aytibdi. Taloq nimaligini bilmaydi. Taloqni o'yinchoq qo'yargan. Xotinini borib uyida ming taloq, ming taloq deb taloq qilyapti. Qaynonasi chiqib, "Ey, bunaqa qilmang" desa, qaynonasiga ham aytib, "Sen ham taloqsan" dedi. Qaynona bechora yig'lab keldi mana oldimga, "Menga nima bo'ladi?" dedi. "Siz u kuyovingiz o'zingizni qizingizni qildi, sizga aloqasi yo'q."
Korup adam ya kuleşini bilmiyorsan, ya yaklaşığını bilmiyorsan. Şunçalık derecede mi? Şunçalık şeriat oyuncak mı? Yaşlarımız yine mi böyle yaptı? Talab ile Allah'ın arşılar zeki keledi. Talab ile bitti halal bugün insanı haramga eylenedi. Balaları yetimge eylenedi. Nahat ki şunu düşünmedi. Lekin bir denge talak kılıp olmayıydı. Talağını yem sünnet yolu var. Sünnet yolu degeni Peygamberimiz Aleyhisselam örgütken yol. Hiç ilacı yok bu kaldı. Umumen yaşaş imkaniyeti yok bu kaldı. Şimdi şuna kahalet bu kaldı. Bir ayol şimdi bir felaket bu kaldı da şimdi uydu. Ne kıladı? Birinci, onge nasihat kıladı. Ey anası, kelleğini işlet, aklini işlet, bolamız var, çakamız var. Nasihat kılıp kuradı, bulmadı. Hareket kılıp kurdu, bulmadı. Ondan bitti hakem, bundan bitti hakem alınadı. Yani eğer ve hatun tamamen bittiden vakil alınıp ortaya taşlanadı. Ayet dedi ki, sizler hakem olup bireyler, bizge adaletli hüküm çıkar bireyler dedi. Hiç şuna kanı güvahı bu gelmesinler mi? Kattılar. Hakem koyuş yok. Bizde kaçan hakem koyuladı? Acıraşıp büzülüp ketkendeki yaraştır bireyler de hakem koyuladı. Hakem acıraştan aldım koyuluş gerek. Ondayam adaletlik buluş gerek her iki tamam. Kiyo tamam diyem, kelin tamam denem koyulingen hakemler adalet bilen hüküm çıkarış gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ayşe anamız bilen bir mesele hususta şuna kadar tartışıp kaldı. Şimdi aileyken de bilip koyuyorum. Resulullah tek zatını ailesi deyem şuna kadar tartışıp bu geneken biz şimdi kimimiz? Aileyken, bularken. Tartışıp bu kaldı. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık'ını yani Ayşe anamızı atalarını hakemlikle çakırdılar. Uzları peygamber bulsalar hem uzlarını kursatmaları ki amel kılıyetkenini karayın. Allah salavatı salam, salam bulsun bu zatke. Uzları peygamber bulmasın. Et yaptılar ki bir hakem gelip Ebu Bekir Sıddık'ı siz kaynata sıfatı da bizi bir hakemlikle vereyim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı keliyordular. Peygamberimiz aleyhisselam Ayşe anamızı oturttular. Bu gapni Ayşe anamız eğitip biri yaptılar. Resulümüz aleyhisselam girdiler de karab aldılar ki Ebu Bekir Sıddık kiriyordular. Ne diyemiz dedi, ne kim yapıradı birinci dedi. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam Ayşe anamızı karab kim yapırsın dedi. Diyordu Ayşe anamız siz yapırın. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem siz yapırın dedi de ayolakken arkasından bitti not doğru yapıp koydular. Siz yapırın, lakin rastını yapırın dedi. Resulullah geye, Ebu Bekir Sıddık otaları şu terse ki tortu vardı kızının kulağına. Şu cahide bir terse kurdu da, ne diyebilsen sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yalan yapırgenini korgen mi sen? Ayşe anamız Ebu Bekir Sıddık'ını gazabından korkup getip, bizi işimizi halk edin diyetken ayol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orkası gibi otup bir kim aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otalarından uzları tosup kaldı kollarını. Ey ne makale yapsınız? Tohtayın biz siz gibi bunu çakırmadık. Hakemliğe yani, tükerde şunlara ikilerle yaraştı. Yani bir yerde Ebu Bekir Sıddık'ın adaletine aitmek için. Adalet. Kızı türüptü. Lekin adalet bilen türüptü. Ana bizdeki hakemçilik bunda bu miydi de? Her iki tamam hem manik doğru diyemiz. Aileler keli yaptı. Yakında bir aile geldi. Eri hatun kegen, yanında kiyoda kaynanası kegen. Kiyoge saval versem kaynana cevap veredi. Kiyoge saval versem kaynana cevap veredi. Uruşçiler kaçan boladı desem o cevap veredi. Ki ne mi bulsun? Ettim, keçirasız keçası bu kiyo yaşaydı mı siz mi ona can? Ha kiyo yaşaydı. Bu masa katten bile hepsi şunca yaptı. O ilevi meseleler hakkında sonrasında ben bu cevap veriyor. Bu hakemlik emez. Bu adaletsizlik. Ana şu noktaya nazardan, eğer aileni ıslah kılaman deyse, ikide salih, fazil, rastgoy, adaletlik adamını hakem kıladı. Ana bundan kegin ham bulmadı, bulma kendinden kegin, şimdi bunu arasında müddet keti yaptı da azizler, müddet keti yaptı. Nasihat kılıp kurdu, yapırıp kurdu, hakem koydu, şu bir iki ay müddet keti yaptı. Erkek sabır kıl yaptı aileni büzmezlik için. Şimdi ne kıladı? Şimdi cahini başka kıladı. Joyini boshqa qilib yotadi. Boshqa xonaga chiqib ketmaydi, shu xonada boshqa qilib yotadi. Toki ayol yolg'iz yashashlik hissini ko'rsin. Yomon ta'sir qiladi bu. O'z turmush o'rtog'i bo'lib turib boshqa joyda yotib olishligi bunga yomon ta'sir qiladi dedi.
Onu yani bir gün koyup bolda tasir kılmadı, iki gün koyup yok, bir neçe gün o şey tasir kılgınca tursun. Eğer Hicran nam onge tasir kılmadı, ana bundan keyin bulmasa, ondan keyin tazirini beredi. Tazir degen de, uruşlikte katlı nazarda türmedi. İslam ayollarda takırlamaydı azizler. Hazır cüde kopayıp gitti, ayolların katlı urgenlerini çıkarış internette, buna kamaz. O şu uruş degenini hem ulamalar cüde ihtiyatı bilen misvayını korsatıp, bana şu misvay bilen degen ekerler. Şimdi misvay bir kalemdi, onu bilen urubam adam nümeyem kıladı. Bu yette tazirini veriş, sel kattara siyaset kılıç manasıdır. Bir az kattara. Ana bundan keyin ham bo'lmadi. Ana bunda bir taloq qo'yadi. Uni ham qanday holatda? Ayoli pok holatida turganda. Hayz holatda turganda qilmaydi taloqni. Homilador bo'lsa ham qilmaydi. Chunki ayolni o'zini shahvoniy hirsi nuqtai nazardan qilinganga o'xshab qolmaslik kerak. Shuning uchun pok holatida turganda, hamma yo'q joyida bo'lganda ana o'shinda bir taloqi roji deydi. Bir taloqi roji qiladi. Va ayol uni uyida yashab turadi. Bizda bitta noto'g'ri o'zlari bilmagan chiqarib olgan aqida bor. Taloq bo'lgan ayol tezda uyiga ketish kerak deydi. Kasopati uradi deydi. Kechirasizlar, 3 taloq bo'lgan taqdirda ham iddasini erini uyida chiqaradi. Erini uyida idda chiqaradi. Boshqa joyda emas. Ana endi bir taloq qilib o'sha uyda tursa bir oy muddatdan keyin yana o'ziga kelmasa yana rajat qiladi, ya'ni nikohini qaytarib oladi. Keyin yana bir ta o'shnaqa qilib bosqichma bosqich 3 oyga olib chiqadi 3 taloq berguncha. Mana bunday tartibni qilguncha inshaalloh oila yarashib qoladi. Chunki bunga bir necha oy vaqt ketib qoladi. Biz nima qilyapmiz? Biz shoshilib ketyapmiz. O'sha bir xilga yigitlar, yosh yigitlar aytayaptiki, nima uchun taloq qildingiz desiz, tarbiya uchun deyapti. Tarbiya uchun taloq qilinmaydi. Men aytaman, siz qiziq ekansiz. Tarbiya uchun ayolingizni boshqa odam bilan yashashga ruxsat berasizmi? Ya astagfirullah domla, nima deyapsiz? Taloq degani shuda. Ajradim, bemalol deyapsiz. Qanday degan bu tarbiya emas. Tarbiya sunnatga muvofiq bo'ladi. G'azab bilan bo'lmaydi. Ana shuning uchun ham biz bugun yoshlarimizni oila qurishdan oldin bu narsaga o'rgatishligimiz kerak.